Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber cookie'yi göreceğiz. Cookie, tarayıcıya saklanacak olan anahtarı ve onun karşılığı olan değeri belirttiğimiz süre zarfında depolamaya yarıyor. Cookie'yi oluşturmak için biz set cookie fonksiyonunu kullanıyoruz. Set cookie fonksiyonu kullanımı da şu şekilde. Birinci parametreye cookie anahtarımızı yazıyoruz. Yani isim. Nasıl ki session oluştururken isim diyorduk ve mert diyorduk. Yine aynı şekilde burada da set diyoruz. Birinci parametremize isim olarak yazıyoruz. İkinci parametremize de değerini yazıyoruz. Zaten şurada gördüğünüz üzere value olarak geldi. Şimdi printr ile cookie'mizi daha doğrusu cookie'lerimizi ekrana bastıralım. Gördüğünüz üzere e, isim mert şeklinde geldi. Şimdi az önce de dediğim gibi belirttiğimiz süre zarfında e, bize depolama yapıyor dedik. Peki ben bu süre zarfını nasıl belirteceğim? Hemen üçüncü bir parametreyi girmem gerekiyor. Bu parametreyi nasıl gireceğim? Bu parametreyi saniye cinsinden girmem gerekiyor. Şimdi biz bir bir günlük cookie oluşturalım yapacağım şey şu time diyorum yani şu anki zamanı alıyorum artı diyorum 60 çarpı 60 çarpı 24 diyorum şu anda ben bir günlük cookie oluşturdum ve cookie'nin anahtarı isim değeri de mert. Peki cookie'yi oluşturduk bu cookie'yi nasıl silebiliriz? Çok kolay... Set cookie diyorum. Name isim diyorum. Ve değerine Mert diyorum. Ve sonra diyorum ki time diyorum. Şunu parantez şeyleri tırnaklarımızı alalım. Time diyorum. Bu sefer eksi diyorum. 60 çarpı 60 çarpı 24 diyorum. Ve print r yapıp cookie'mi ekrana bastırmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz üzere Artık cookie'miz yok. Cookie gitti. Eğer biz bu şu işlemi yani silme işlemini yapmasaydık bir gün sonra otomatikman tarayıcıdan bu cookie değeri silinecekti. Biz bu cookie'yi peki nasıl ulaşacağız? Hemen cookie'mizi oluşturalım. Şu anda cookie'miz oluştu. Cookie'yi kullanmak için ön tanımlı değişkenlerde cookie'den bahsetmiştim. Kullanımı da şu şekilde isim diyorum. Hani Önce ön tanımlı değişkenimi yazıyorum. Köşeli parantezlerimi açıyorum ve anahtarı, gir, anahtar, anahtarı giriyorum. Gördüğünüz üzere bana değeri yazdırdı. Session'larda bildiğiniz üzere biz ne yapıyorduk? Ee, session tanımlanmış mı tanımlanmamış mı? Bunun kontrolünü yapabiliyorduk. Aynı işlem cookie için de geçerli. Ne yapacağız? If is set cookie anahtarımızı yazacağız. Şöyle. Ve sonra diyeceğiz ki echo cookie'ye tanımlanmış. Daha sonra echo cookie tanımlanmamış. Çalıştırıyorum. Cookie tanımlan tanımlanmamış dedi. Şöyle bir printre yapalım. Cookie değerimize bakalım. Evet, cookie tanımlanmamış olarak gösteriyor. Bir ekrana bastırmaya çalışalım. E, ekrana bir olarak bastırıyor. Yani şu anda bu e, var olarak gözüküyor. Yani volume bir değer olarak dönüyor aslında. Ama şu şekilde yapalım. Heh, şu anda var olarak çıktı. Gördüğümüz üzere artık cookie'nin var olup olmadığını görebiliyoruz. Şuraya isim 2 diyelim yok olarak geldi. Tekrar isim diyelim var olarak döndü. Evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.